Zaten oynanan futbol sezon başından beri tartışılıyor. Yani bu akşama mahsus spesifik bir durum değil bu. Fenerbahçe takımı maçtan önce nasıl bir oyun planıyla sahaya çıkmalıydı? Bu maçta neleri yapabilirdi, neleri yapamazdı? Buradan başlarsak en doğru nokta burası olur. Ve maçtan önce baktığın zaman Gaziantep takımı ilk yarıda Fenerbahçe'yi yenmişti. Ve Gaziantep takımı iyi hücum silahları olan, çabuk çıkabilen, kenarda çabuk oyuncuları olan ve kapanma olgusunu doğru yapan bir takımdı. Fenerbahçe de bu alanlarda çok zorlanan bir takımdı. Özellikle kendi sahasında. Dolayısıyla bu akşam baktığın zaman da oynamış oldukları oyunun formatında bir kere 4-1-4-1 formatıyla sahaya çıktılar. Artık Fenerbahçe'nin de bir Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe geçmesiyle beraber yavaş yavaş bir oyun kimliği oluşmaya başlıyor. Bence değerli kısmı bu taraf. Bu göreve geldiği zaman da Emre Belözoğlu'nun başarılı olabilme ihtimalini bu tarz durumlarda genelde takımların, oyuncuların reaksiyon verdikleriyle hep anlatmaya çalıştık. Ve bununla birlikte sonuç alabileceklerini anlatmaya çalıştık. Şimdi bu akşam baktığın zaman da özellikle ilk yarı doğru bir oyun. Belki gol ve golleri bulabilseler maç çok daha farklı bir yere gidebilirdi. İkinci yarıda yine geçmiş dönemlerden izlenimler, kalıntılar vardı. O kalıntılarda Antep başarılı olabilseydi belki de Fenerbahçe bugün 3 puanı alamayacaktı. Çünkü Antep'in net pozisyonları var. Yani özellikle Mirallas'ın bir pozisyonu var. Hani bu top kime gelse gol olur diye sorsan Mirallas'a gelse gol olur der birçok insan. Mirallas'a da geldi ama olmadı. Orada maçın kırılma anlarından bir tanesi belki de önemli anlamda. Dolayısıyla baktığın zaman Fenerbahçe galibiyet hak etti mi? Bence galibiyet hak edecek bir oyun oynadı. Maçın içerisinde gel gitler var mı? Var. Ama bu Fenerbahçe'nin sezon başından beri olan bir hastalığı. Üzerine de yapışmış gibi. Ama ondan böyle her hafta Emre Belözoğlu'ndan sonra yavaş yavaş da olsa Serkan Akçan hep aklıma gelir. Trabzonspor acı çekerek kazanmayı öğreniyor demişti Abdullah Avcı ilk göreve geldiği zaman. Fenerbahçe'de o acılarından birer birer kurtularak galibiyet serisine veya doğru futbol serisine doğru gidebildiğini, gittiğinin bu akşam şeylerini gördük bence. Ensantlerini gördük diye düşünüyorum.